güreşin. Hoş geldiniz sevgili Monkitolarım. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Bu pazar Madrid'deki çok meşhur bit pazarı El Rastro'yu ziyaret ediyoruz. Bu pazarın ilk kez 1496 yılında kurulmaya başlandığından söz ediliyor. Rastro sadece pazar günleri ve bayramlarda 9 ve 3 arasında kuruluyor. Pazardan orijinal sesler de duyun istiyorum. O yüzden pazarda geçen konuşmalara dair birkaç örnek bırakıyorum. Tres, mira, tres monedas por 10 euros. La verdad me está empezando la vergüenza. No, sí, joder. No, por jubilación, serio. Hombre, abre la bolsita, venga. La meto ahí, que tengo que ver. No tiene nada, esto no estoy... A ver, no, es que la habrán, tendría alguno y le dieron con eso, pero para meter las cosas en ella estamos, es que es acero inoxidable, por eso le sale no el... Rastro adının nereden geldiğine dair çeşitli teoriler var aslında ama bunlardan bir tanesi bu mezbanelere getirilen ölü hayvanların arkalarında bıraktıkları izden geldiğine yönelik. Pazarda kılık kıyafet, antik şeyler, ikinci el eşyalar, elektronik ürünler, hediyelik eşyalar gibi birçok şey mevcut. Rastro'nun her pazar günü 100 binin üzerinde ziyaretçi aldığı söyleniliyor. Ve son olarak ne alırsan 2 euro şeklinde bağıran pazarcı bir abimizi ekliyorum. ¡Vamos! ¡Aprovechate! ¡Pase, mira! ¡Bella de caracoles, bella de callos! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos pasando, chicos, por favor! ¡Sin atasco, sin atasco! Rastro'nun etrafında sağlı sollu kurulmuş çok fazla kafe ve bar var. Bu bar da onlardan bir tanesi. Çok küçük bir bar olmasına rağmen çok fazla iş yapıyor. Tıklım tıklım. Az önce verdiğim kayıtta da garsonlardan bir tanesi trafik yapmayalım, ilerleyelim şeklinde bağırıyor. Barın adı Salyangoz'dan geliyor. Caracoles, salyangozlar demek İspanyolca'da. E haliyle biz de salyangoz denemeye geldik. Burada aslında barın adını göstermek istemiştim ama öndeki beyefendinin kelini kayda almışım. Işıl ışıl olduğundan kesmek istemedim. Estos qué son? Torrenos. De qué parte es? De dónde sale el torreno? Sí, pero. Pero qué parte? Esto es de los comidos yo. Mira, pruébalo, pruébalo, mira. Salyangozlar bir sosla geliyor. Ben sosu beğendim. Gayet lezzetliydi. Salyangozun kendisinin ise herhangi bir özel bir tadı yoktu yani. Ben kendilerine kokoreçi anlattıktan sonra sarajo adında bağırsaklardan yapılan bir tabak sipariş ettik. Biz her şeyden yarım porsiyon söyledik. İçeceklerle birlikte 31 euro tuttu. Sizlere fikir olması açısından hesabı bırakıyorum.
yine oldukça ünlü yerlerinden olan Plaza Mayor'a geldik. Burası özellikle Navidad'da çok güzel oluyor. Tam ortaya çadırlar kuruluyor, ışıklarla süslemeler yapılıyor, yine kafeler, barlar tıklım tıklım dolu oluyor. Bu meydanda da yenilebilecek en meşhur şey ekmek arası kalamar. Etraftaki evlerin içlerine dair belgeseller izlemiştim. Bazıları çok küçük ama bazıları böyle kocaman ve oldukça pahalılar tabii. Biz Granbia'ya doğru yola çıktık. Öncelikle bir kitapçıya uğrayacağız. Bir arkadaşın alması gereken kitaplar varmış. Daha sonrasında da hava güneşliyken şöyle güneşli bir terasta oturup birkaç bir şey içeriz diye düşündük. Aslında buraya gelirken caddelerin her birini çekmiştim ama çok fazla uzun videolar yükleyip sizi bunaltmak istemiyorum. O yüzden o kısımları attım açıkçası. Ne kadar uzunlukta videolar izleyebilirsiniz, uzun videolar olursa işte caddeleri vesaire görmek ister misiniz, bunlara dair yorum bırakırsanız eğer bir sonraki vloglarımızı o şekilde ayarlarım. Burası çok merkezi bir konumda bulunan iki katlı çok tatlış bir kitapçı. İspanyolca öğrenimize katkı sağlayabilecek bir kaynak var mıdır diye biraz bakındım ama çok fazla bir kaynağa erişim sağlayamadım. Tutmak istediğim için burada kesiyorum. Bu bina çok hoşuma gidiyor. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Her birinizi okuyorum. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.